Merhaba arkadaşlar, Studio B kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Apple'ın göz bebeği olan iOS'in tarihi ve günümüzde kullanmış olduğumuz uygulamaların geçmişi hakkında konuşacağız. 29 Haziran 2007 tarihinde dünya, belki de ileride en iyi işletim sistemlerinden biri olacak bir işletim sistemiyle tanıştı. iPhone OS. iPhone OS, başta üçüncü taraf geliştiricilerin geliştirdiği uygulamaları desteklememesi sebebiyle çok fazla eleştirilerin odağı olmuştu. Fakat Apple bu durumun böyle olmadığını çok geçmeden kanıtlayacaktı ki 6 Mart 2008 tarihinde iPhone OS 2 ile birlikte o büyük eksik giderilmişti. Artık App Store'la birlikte üçüncü taraf uygulamaların iPhone'larda desteği mevcut hale gelmişti. Akabininde iPhone OS 3'te geliştirmeler devam ederken o çok tartışılan eksiklerden bazıları hala giderilmemişti. Kopyala yapıştır özelliği iPhone OS 2 ve 3'te iPhone'larda bulunmuyordu. Fakat iPhone OS 3'e gelindiğinde bu eksik giderilmişti. iPhone OS 3, iPhone OS adı altında çıkan son sürüm oldu. Bundan sonra çıkacak olan sürümler günümüzde de kullandığımız ismiyle iOS adı altında çıkış yapacaktı. iOS 4'e gelindiğinde günümüzde çok kullanmış olduğumuz görüntülü konuşma uygulaması olan FaceTime artık iPhone'lara gelmiş bulunuyordu. Aynı zamanda oyun oynarken arkadaşlarımızla bizi buluşturan ve birlikte oyun oynamamızı sağlayan Game Center da bu uygulamayla birlikte iPhone'lara tanınmıştı. iOS 5'e gelindiğinde günümüzde çok popüler olan o yardımcı asistan Siri iPhone'lardaydı artık. Onun haricinde o dönemi kasıp kavuran BlackBerry Messenger gibi uygulamalar, yani baygıtlara ait olan uygulamalar çok popülerdi. Ve Apple bu popülariteyi geri çevirmemek adına kendi telefonlarına da iMessage adı altında bir uygulama tanıttı. Bu uygulamada tıpkı diğer chatleşme uygulamaları gibi ücretsiz bir şekilde arkadaşlarınızla mesajlaşabiliyordunuz. Aynı zamanda bu dönemde ana ekrandan kamera erişimi iPhone'lara tanınmıştı. iOS 6'ya gelindiğinde Siri daha gelişmiş bir hale geliyordu. Onun haricinde günümüzde çalıntı telefonlarda çok kullanılan iPhone'u bul özelliği de bu sürümle birlikte iPhone'lara tanınıyor. 10 Haziran 2013'e gelindiğinde Apple tıpkı iOS 2 ve iOS 3'teki gibi büyük bir değişikliğe gitti. Bu değişiklik kullanıcıların alışılagelmiş olan o klasik arayüzünü tamamen değiştirmek oldu. Aynı zamanda multitasking özelliği geliştirildi. O dönemde kullanımı yavaş yavaş artmış olan Siri'ye kadın ve erkek sesi eklenmişti. Bir de bu dönemde Touch ID'li telefonlarda aşağıdan yukarıya çektiğimiz, Face ID'li modellerde ise sağ üstten aşağıya çekmiş olduğumuzda ekrana gelen kontrol merkezi artık Apple'lara tanınmıştı. Bu köklü değişiklikler başta kullanıcılar tarafından çok iyi karşılanmasa da ilerleyen zamanlarda alışılagelecekti ve kullanılmaya çok hala devam edilecekti. iOS 8'e gelindiğinde artık bildirimlerimize hızlı yanıt verebiliyorduk. iOS 5'te gelen iMessage özelliğini Apple kullanıcıların çok fazla kullandığını keşfedince iMessage'a bir takım geliştirmeler getirmekte kendine hükümlü görmüş ki olacak ki artık iMessage'da arkadaşlarımızla grup konuşmaları yapabiliyor, arkadaşlarımıza konum gönderip onlardan konum alabiliyorduk. Aynı dönemde iOS 8'e bir parantez açmak gerekirse burada önemli iki etken daha Apple bünyesine katıldı. Bunlardan bir tanesi sağlık uygulamasıydı. Sağlık uygulamasının önemi şu, ilerleyen dönemde çok daha gelişmiş ve efektif kullanılabiliyor olacak olmasıydı. Aynı zamanda iOS 8.2 sürümüyle günümüzde çok popüler olan ve kullanılan Apple Watch hayatımızdaydı. Bu dönemde gene iOS'in son güncellemesiyle birlikte bu bizi ilgilendiren bir durum, yani Türkiye'yi ilgilendiren bir durum, Siri artık Türkçe'ydi. iOS 9'a gelindiğinde Siri gücüne güç katıyordu. Artık daha fazla kullanıcı tarafından kullanılmaya başlıyordu. Bu güncellemeyle birlikte günümüzde pilin yüzdesine baktığımız, pildeki güç tasarruflarına, hangi uygulamaları ne kadar kullandığına göz atabildiğimiz o güç tasarrufu modu iOS 9'la birlikte artık iPhone'lara gelmişti. iOS 9'da Apple'ın açıklamış olduğu verilere göre iOS 8'e göre güç tasarrufu modunda kullandığınız zaman telefonunuzu 1 saat daha uzun pil ömrü size vaat ediyordu. iOS 10 alan olarak bu zamana kadarki çıkmış sürümler arasında en büyük yer kaplayan versiyonlardan bir tanesi oldu. Bunun da nedeni gücüne güç katan yardımcı asistan Siri'nin bu güncellemeyle birlikte artık 3. parti yazılımlarla da etkileşim haline geçebiliyor olmasıydı. Bu dönemde hayatımıza iOS 5'te giren iMessage uygulaması dijital touch mesajla daha da çeşitlendirilmiş hale gelmişti. Artık arkadaşlarımıza direkt
telefonumuzun ekranından çizdiğimiz şekilleri yaptığımız kalbi gönderebiliyorduk. Bu dönemde denetim merkezi daha fazla kısa yol barındırarak kullanıcılara daha fazla imkan sunabilmek adına geliştirmeleri de devam ediyordu. iOS 11'e gelindiğinde ise kontrol merkezi günümüzde kullandığımız kontrol merkeziyle birebir aynı olmuştu. Apple gene arayüzde sık sık olmasa da dönem dönem yaptığı değişikliklerden bir tanesini yapmış bulunmaktaydı. Gene bu güncellemeyle birlikte Apple iPhone'lara rahatsız etme adı altında bir uygulama getirdi. Neydi bu uygulama? Siz aracınıza bindiğiniz anda iPhone'unuz araç kullandığınızı algılıyor ve bildirimleri otomatik olarak sessize alıyordu. Bu sayede araç kullanırken dikkatiniz kesinlikle ve kesinlikle dağılmıyor. iOS 12'ye gelindiğinde iOS 5 ile birlikte hayatımıza giren FaceTime'da devrim niteliğinde bir yenilik gelecekti. Neydi bu yenilik? Artık FaceTime'da 32 kişiye kadar gruplu konuşma yapabiliyordunuz. Şöyle FaceTime ile ilgili ilginç bir anekdot var. Arap ülkelerinde Dubai, Suudi Arabistan ve Pakistan'da dahil olmak üzere iPhone'ların içinde FaceTime uygulaması yüklü olarak gelmiyor. Bu ülkelerde FaceTime kullanmak maalesef ki yasak. Aynı zamanda Apple yaptığı bir küçük bir araştırmayla diyelim, iPhone'larla yılda 1 trilyon fotoğraf çekildiğini keşfediyor. Bu keşiften sonra artık fotoğraflarınızı yer, zaman ve mekan olarak aramanızı sağlayabilecek bir güncelleme getiriyor size. Artık çok sevdiğiniz fotoğraflarını bulmak için çekildiğiniz yeri yazmanız yeterli olacak fotoğraf uygulamasına. Yine bu güncelleme ile birlikte ölçüm uygulaması iPhone'lara tanındı. Ölçüm uygulaması mesafenin ölçüsünü iPhone'umuzun kamerasıyla ölçmenize yarayan uygulamaydı. Son güncellemesi iOS 12.4.3 olan bu sürümde iPhone 6'lar artık yeni gelecek olan güncellemelere veda etmek zorunda kalmıştı. iOS 12 ile ilgili şöyle bir parantez daha açabiliriz. iOS 12 Apple'ın bu zamana kadarki çıkarmış olduğu sürümler arasında dünya bazında en fazla kullanılan sürümdü. Bunun da nedeni 5S'ten iPhone 10R, 10S ve 10S Max'e kadar olan modellerin hepsinde iOS 12'yi barındırması. iOS 13 Apple'ın son çıkarmış olduğu sürüm olarak günümüzde yerini aldı. iOS 13 ile birlikte diğer güncellemelerdeki gibi köklü değişikliklerden birkaç tanesi bu güncellemenin içinde yer aldı. Neydi bu güncellemeler? Artık koyu mod Apple'lara iOS gibi kullanılan sürümlerin bazılarına tanınmıştı. Koyu modla birlikte ekranınız koyu oluyordu. Buna girmeme gerek yoktu. Yanlış yaptım. Boşuna uzattım. Baştan alıyorum. Niye bunu kuramadım onu da anlamadım. iOS 13 Apple'ın son sürümü olarak günümüzde yerini almış bulunmakta. iOS 13 de tıpkı diğer güncellemelerdeki gibi belli başlı alış ya. Tam bu sefer yapmıştım ya. Bu sefer olmuştu. Bu sefer olmuştu. Çıkaracak mı direkt? Nasıl girdim buna? Şunlar da gelsin. Ya ben ne kadar zorlandım. En güncel bir bilindiğinde çok zorlandım ya. iOS 13 Apple'ın günümüzde bizlere sunmuş olduğu en güncel versiyon. iOS 13 ile birlikte tıpkı diğer sürümler gibi alışılagelmiş belli başlı birkaç özellikten vazgeçildi. Neydi bu özellikler? Sessize aldığınız zaman telefonumuzu ekranın ortasına çıkan kare artık mevcut değildi. Üst kısımda daha küçük bir ibareyle yer alıyordu. Ses açma kapama ikonları daha farklı bir boyuttaydı. Ve aynı zamanda artık kontrol merkezinden kısa yollarda ayarlara ulaşabiliyorduk. Aynı zamanda bu dönemde koyu mod Apple cihazlarına tanınmış oldu. Apple'ın göz bebeği olan iOS'in tarihini inceledik. Gelecek videolarımızda Apple ekosisteminin diğer elementlerini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Apple ve iOS hakkında soru ve görüşlerinizi yorumlarda bize bildirmeyi unutmayın.